Yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Casper'ın yeni dizüstü bilgisayarı Nirvana C600. Bu videodaki konuğum arkadaşlar gelin hep birlikte bakalım Casper'ın yeni dizüstü bilgisayarı bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar kanalımı 100.000 bin aboneye ulaştırabilmem için sizlerin desteğine sonsuz ihtiyacım var. Kanalıma abone olursanız sosyal medya hesaplarımla takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz diyeyim ve şöyle bilgisayarı da önüme doğru koyayım sizlere detayları aktarmaya başlayayım. Şimdi önümde durmakta olan cihaz gerçekten Casper tarafı için önemli teknik detaylarla geliyor. Ve önüme koyduğumda da bir şey fark etmişsinizdir belki. Farklı bir menteşe tasarımıyla geliyor bu cihaz. Onun da detaylarına değiniyor olacağız birazdan zaten. Teknik anlamda bu bilgisayar kurumsal sektörde çalışan insanlar için ve standart seviyedeki tüm kullanıcıları mutlu etmek için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar sevgili arkadaşlar. Artılarına baktığım zaman bu dizüstü bilgisayarda Uplift adı verilen bir menteşe tasarımı var. Bu menteşe tasarımı hani ilgi çekiyor, güzel gözüküyor. Evet, eyvallah. Bunlar güzel şeyler ve özellikle el ve bilek anlamında bilgisayarın klavye bölümünü üst tarafa aldığı için kullanışılık açısından da güzel bir bize deneyim yaşatsa da gün sonunda bilgisayarın alt bölümünde de bir boşluk oluşturmasından ötürü ısınma herhangi bir ısınma sorununa karşı da önemli bir olumlu etkiye yol açmış oluyor. Çünkü bilgisayarın altında bir boşluk oluştuğu için bilgisayar çok daha rahat havalanıyor, çok daha rahat bir soğutma yapabiliyor. Altı doğrudan bir masaya temas ettiğinde biliyorsunuz dizüstü bilgisayarlar çok daha fazla ısınabiliyor. Bu tasarımı bu arada daha üst segment dizüstü bilgisayarlarda görüyoruz normalde ancak Nirvan C600'de bu seviye bu özelliği görmek hakikaten güzel oldu sevgili arkadaşlar. Cihazın ekranı 15.6 inç Full HD çözünürlükte bir ekran arkadaşlar. 250 nit bir parlaklığa sahip bu cihazın ekranı. Bir IPS LCD panel tabii ki ve tabii ekran'a baktığımız zaman ekran'da bir parlama önleyici mat bir kaplama bulunuyor. Bunun yanında da tabii ekran çerçeveleri de güzel tasarlanmış. Üst bölüm biraz kalın olsa da yan taraflar ve alt bölüm orantılı bir şekilde tasarlanmış durumda. Hazır ekrandan bahsetmişken hemen ekranın üst bölümünde yer alan şu webcam çözümünden de sizlere bahsetmek istiyorum ki burayı gerçekten beğendim arkadaşlar. Daha önce bazı modellerde görmüştüm ama hani uzun zamandır görmediğim de güzel bir çözüm bu. Şimdi cihazda 720p çözünürlüğünde bir webcam bulunuyor ve biliyorsunuz gizlilik için hepimiz bu webcam'in üzerine bir şeyler yapıştırıyoruz açıkçası ya da bir şekilde onu kapatıyoruz. Ancak bu cihazda bir webcam kapağı var. Gayet de ergonomik tasarlanmış. Böyle tek bir hareketle webcam'inizi kullanmadığınız zaman kapatabiliyorsunuz ve tek bir hareketle tekrardan açarak kullanabiliyorsunuz. Hakikaten hoşuma gitti. Sizlere de bunu anlatmak istedim. Bayağı da güzel olmuş. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gelelim tasarımın diğer detaylarına. Çünkü cihaz aynı zamanda hem hafif sayılabilecek bir ağırlığa sahip hem de aynı zamanda ince bir yapıda arkadaşlar. 1.8 kilogram hafifliğinde bu dizüstü bilgisayar ve aynı zamanda 19.8 milimetre de inceliğe sahip ve burada tasarım tarafında açar açmaz dikkatinizi çekecek şey lerden bir tanesi hoparlördeki tasarım. Yani hoparlörün tasarımı bu cihaza farklı bir hava katmış. Böyle biraz daha premium bir havayı bizlerle buluşturmuş ki burada tam olarak gövdeyle aynı renge sahipte bir klavye kullanmışlar. Geçtiğimiz günlerde incelediğim bir başka Casper dizüstü bilgisayarda da yine bu dokunuş vardı. Bunlar hep biraz daha bilgisayarın görünüş anlamındaki havasının premium seviyeye doğru çekilmesi anlamına geliyor. Bu cihazda da bunları görüyoruz. Ve gelelim işin performans tarafına ve işlemciyle devam edelim. Şimdi cihazın içerisinde 11 11. nesil Intel'in Tiger Lake ailesindeki işlemci modelleri kullanılıyor. Bu işlemci modelleri ki modelleri diyorum çünkü bu cihaz yine diğer Casper cihazlarında olduğu gibi çok rahat bir şekilde web sitesi üzerinden özelleştirilerek satın alınabiliyor sevgili arkadaşlar. Intel'in i3 111 5 G4 modeli bir işlemci bulunuyor. i5 113 5G7 ve i7 116 5G 7 modeli işlemcileri bulunuyor. Benim elimdeki model i7 modeli işlemciye sahip olan model yani en üst bu ailedeki en üst modelden bahsediyorum sizlere elimdeki cihaz olarak. Cihazın içerisindeki işlemcilerde bir de Intel Iris grafikler yer alıyor. Bu Intel Iris grafikleriyle oldukça günlük anlamdaki tüm ekran kartı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. E gün sonunda da fena sonuçlar ortaya çıkmıyor. Sizlerin birçok ihtiyacını karşılayabilecek seviyede işleri bizlerle buluşturabiliyor. Yine bu bilgisayarda Intel'in Dual Band AC9462 Wi-Fi modeli bulunuyor arkadaşlar. Bu modülün önümüzdeki böyle yıl içerisinde güncellenerek Wi-Fi 6 desteğini de alacağını öğrendim Casper tarafından. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Kurumsal anlamda bu cihazın teknik özelliklerinin sizleri memnun etmemesi çok da mümkün değil sevgili arkadaşlar. Özellikle kurumsal tarafta bir kullanıcıysanız sizler hani günlük hayatınızdaki birçok işinizi rahat rahat görebilecek bir cihaz olmuş. RAM tarafına baktığımızda bu bilgisayarda yine 4 GB ile 64 GB arasında RAM özelleştirmesi yaparak satın alabiliyorsunuz. SSD tarafına da keza aynı şekilde 120 GB minimum olmak üzere M.2 SSD de burada güncelleme yaparak 2 TB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Ben M.2 modelindeki okuma yazma hızlarını tabii ki gördüm. Kendi kullandığım şu anda test ettiğim cihazdaki hızlar şu şekilde arkadaşlar. 2 GB'lara kadar okuma hızlarını çıkabilir. 1.6 GB'lara kadar da yazma hızlarını bizlerle buluşturabiliyor bu dizüstü bilgisayarda bulunan M.2 SSD'lerin hızları. Tabi burada 120 GB'lık bir versiyonu seçerseniz ne oluyor konusunda hemen sizlere aktarayım. Orada biraz daha düşük okuma yazma hızlarını sizlerle buluşturuyor dizüstü bilgisayar. 550 MB okuma, 450 MB yazma hızlarına erişebiliyorsunuz. Bu arada cihazın üzerinde oldukça fazla giriş bulunuyor ve işlevsel girişler bulunuyor. 2 adet USB 3.0, 1 adet HDMI girişi ve Type-C gibi birçok bağlantı bilgisayarın üzerinde görev yapmakta. Nirvana C600 arkadaşlar Windows 11 işletim sistemi ile geliyor. Ve tabii ki Windows 11 de en güncel Windows'un işletim sistemi biliyorsunuz. Onun da tüm meyvelerinden faydalanabiliyorsunuz. Eğer isterseniz cihazı yine özelleştirerek farklı Windows sürümlerine de güncelleyebiliyorsunuz Casper'ın web sitesi üzerinden. Batarya tarafına değinelim. 6 ila 7 saat arasında bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki pil ömründe sizlere verdiğim örnek her zaman olduğu gibi günlük kullanımları kapsıyor arkadaşlar biraz daha yoğun bir kullanım yaptığınızda mutlaka daha az bir pil ömrü olacaktır bu cihazda ama benim yaptığım standart verilerle standart kullanımlarla bu şekilde bir süreye ulaştığım anlamına geliyor. Burada cihazın özellikle adaptör tarafındaki bir teknik detayı hoşuma gitti. Verimlilik anlamında güzel bir iş yapmış Casper %88 daha az enerji harcayan bir adaptör ile geliyor bu dizüstü bilgisayar bu da tabii ki dünyada yaşanan son dönemdeki enerji enerji krizine önemli bir dokunuş diye düşünüyorum. Böyle şeyler görünce de sizlerle inceleme videolarında paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada da sizlere yine aktarmış olayım. Son değerlendirmeye doğru geçerken Nirvana C600 kurumsal kullanıcılar için verimli ve iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Videonun başında da sizlere bahsettiğim hedef kitlesini tatmin edecek bir dizüstü model olmuş Nirvana C600. Fiyat olarak ise 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Burada başlayan diyorum çünkü cihazı özel özelleştirerek satın alabildiğiniz için gırtlak dolu bir seviyeye getirdiğinizde tabii ki daha farklı fiyatlarla da sizlerle buluşmuş oluyor. Sizler nasıl buldunuz Nirvana C600'ü yorumlara yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.